Mike McClellan'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğiz ve söylediklerine ilişkin konuşacağız. Bloomberg analisti Bitcoin'deki yükselişe şüpheyle yaklaştı. Yatırımcıları uyardı. Abicim şüpheyle yaklaş. Neye şüpheyle yaklaştığından konuştuğunda zaten Bitcoin 27 bine çakıldı. Lider kripto para birimi Bitcoin 28 bin dolarlık seviyeyi korurken Bloomberg kıdemli emtia stratejisi Mike McClellan'dan yatırımcılara durgunluk uyarısı geldi. BTC 28 bin doların üzerine çıkmasına rağmen ünlü analist kripto para piyasasındaki eğilimin endişe verici olduğunu söyledi. Şimdi birincisi 20 yani burada şey gibi açıklamış ama 28 bin doların üzerine çıkması nasıl diyeyim size ölçü değil yani 28 bin doların üzerine çıktı. Yani bu ölçü değil. Burada 28 altıların üzerine çıkacak ki teknik görünümü oluştursun bak. Nokta atışı tık iğneledi bıraktı. Şimdi burada bu seviyeye kadar ciddi bir güven aşıladı ve büyük bir hareket kaydetti. Devamında çakıldı. Neden çakıldığıyla alakalı cevabı arıyorsanız bundan önceki iki videodan herhangi bir tanesini seyredebilirsiniz. Çünkü ikisinde de bu konuya değindik. Diyor ki bu noktada BTC ve kripto para birimlerinin durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden McClellan, kripto paraların 3. çeyrekte gösterdiği zayıflığa değindi. Doğru, 3. çeyrekte evet doğru söylüyor yani çok ciddi bir durgunluk vardı. Fakat bu durgunluk niye vardı? Çünkü dünya genelinde büyük bir ekonomik geri dönüş, bir belirsizlik yani kısa orta vadeli belirsizlik ve daha uzun süreçte ise artan faiz oranları dikkat çekiyordu. Burada yine konuşursak her şey bakın Bitcoin ve kripto paraların 3. çeyrekteki düşük yapısı ve durgun hali. Fiyatların 32 binlerden tekrardan 25 binlere kadar neredeyse geri çekilmesi devamında akümülatif, durgun ve çok zayıf bir süreç geçirmesi. Her şeyin orijin noktası. Bundan birkaç ay önce attığımız bir videoda aslında bu üçüncü çeyrekle alakalı konuştuk. Veri bir. Fed yanlış yerde, yanlış yerde faizleri duraklatmaya gitti. 25-25 devam etmek zorundaydı bir süre daha. Geçiş sürecinde muhakkak yine sansasyon olacaktı. Bu kadar olmayacaktı. Şimdi Fed bu noktada ne yaptı? ABD ekonomisi üzerinde bir takım endişelerden ki büyük bir endişe değil fakat resesyon ihtimali üzerine Fed dedi ki dur tamam dur şimdi dedi daha fazla arttırmadan bir bakalım ne olacak gibisinden ama ne olacağını konuştuk. Ben buradan görüyorsam senin de oradan görebilmen lazım değil mi? Yani mantıken. Herkes başladı o faizleri durdur faizleri durdur. Üçüncü çeyrekte neden yükseliş olmadı, neden piyasa yükselmedi diye ağlayan varsa bilmiyorum ne zaman attım, 2 ay önce mi, 3 ay önce mi, sonrasında da konuştuk. O zamanlar bir video attık ve hem Fed'in faiz kararı yani faizleri ilk duraklattığı tarihte attığım video tam da o tarihte. Tamam mı? İkincisi, bundan önceki günlerde de attığımız video erişim sağlayabilirsiniz. Bununla alakalı zaten konuştuk. Fed faizleri durdursun, durdursun. Durdurdu. Kimse şu anda tutup 3. çeyrekte neden yükseliş olmadı demeyecek. Tamam. Özellikle Jeremy Powell'ın Twitter'daki yorumlarının altına şeye bakın Fed'in vesaire diğer tarafların. Hep altında aynı şey. Faizler yeter artık. Yeter mi? Al. Şimdi daha fazla faiz geliyor. Kimse bu konuyla alakalı o tweetleri atanlar özellikle çıt demeyecek. Çünkü adamlar durdurdu. Ellerinde patladı ki bu çok barizdi. Tamam mı? He, bu adamlar geri dönüş yapar bak o önemli değil. Bak yapıyorlar zaten geri dönüşü. Yine koruyacaklar. Ama bu belirsiz ortamın ve rutinden çıkıp aslında bir ölü kedi sıçraması ya da fake rally dediğimiz tabirler var ya. Yani piyasadaki sanki Fed faizleri
stabilize etmeye, istikrar kazanmışçasına bir görünüm, ardından mecburi geri dönüş. İşte bu noktada veri bir. Fed piyasanın sandığı gibi tamamıyla bırakmadı. Ki onlar da bırakacakları yönünde, yani zaten bırakmak istedikleri için, görünümü almak için stabilizasyon korudular ilk etapta. Fakat devamında işler bu şekilde olmadı. Tabii ki bu geri dönüş ne yaptı? Devamında çok ciddi durgunluk ve negatif bir ortamı tetiklemiş oldu. Aslında burada söylenecek, anlatılacak şeylerin ana hatlarıyla durumu budur. Ya bunu daha fazla nasıl zaten anlatılabilir ya da tam olarak ne denebilir başka bilmiyorum. Nitekim tam olarak da ne kadar faiz artıracakları da kesin, yani faiz ne kadar faiz artıracakları ortalama tahmin edebiliriz tabii ki. Bir ortalama bir şey söyleyebiliriz. Fakat ne zaman artıracaklarına yönelik tabii yine kesin olarak bir şey söyleyemeyiz. Ya, durum bu. Tamam mı? Evet. McClellan'a göre diyor, bu zayıflık ya toparlanmanın geçici olduğunu ya da yaklaşmakta olan bir durgunluğun işareti olabilir. Analist ikinci çeyreğin daha olası olduğunu belirterek şunları söyledi. Üçüncü çeyrekte kripto zayıflığı, toparlanma dalgası veya durgunluk eğilimi olabilir. Risk varlıkları neredeyse tamam 2023'te yükselip üçüncü çeyrekte düştüğü için bizim eğilimimiz ikinci seçenek yönünde. Analist ayrıca 1987 yılındaki tahvil çöküşüne atıf yaparak 87 yılındaki hazine tahvili getiriler çöküşten önceki hafta zirveye ulaşırken ham petroldeki zirve ise Temmuz 2008'de gerçekleşti. Şimdi Bitcoin'de benzer özellikler görüyormuş. Bu noktada Mike McClellan Bitcoin'deki yükselişi çöküş öncesi zirveye benzeterek yatırımcıları uyardı diyor. Buradaki potansiyel bir hani çöküş kavramını da bu noktada abartmamak lazım. Yani diyen var ki 10 bin dolara mı ne düşecek mi dedi, ne öyle bir şey işte. Yani abartmanın da tabii ki bu noktada çok anlamı yok. Nasıl bir çöküş bekleriz? Yine 25 bin dolarlara yoklasa yoklasa, ki şu an için böyle bir geri çekilme de beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla genel hatlarıyla durum böyle. Piyasayı takip etmeye devam edeceğiz. Ayın 12'sinde TÜFE açıklanacak. Bunu da birebir de görmek için bekleyeceğiz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.